Evet bugün üçüncü ünite yani maddenin yapısı ve ile ilgili birkaç soru çözeceğim. Başlıyorum. Kalsiyum oksit iyonik bağlı karbondioksit kovalent bağlı bileşiktir. Buna göre kalsiyum, oksijen ve karbon elementlerin türü nedir? Evet hatırlarsak kalsiyum oksit iyonik bağlıymış. İyonik, iyonik bağ nelerden oluşur? Ona bir bakalım. Metal ve ametalden oluşuyordu. Demek ki birinci elementimiz metal özellikte, ikincimiz ametal özellikte. Karbondioksite bakalım. Karbondioksit kovalent bağlıymış. Kovalent. Kovalent bağda iki tane ametalin birleşmesiyle oluşuyordu. Demek ki birinci ametal, ikinci de ametal. Bu durumda baktığımızda kalsiyum bir metal, oksijen bir ametal, karbon bir ametaldir. İkinci soru A ile B arasında kimyasal bağ oluşmadığına göre hangileri doğrudur? Önce soruya bakmadan önce kimyasal bağ oluşmuyorsa demek ki bunlardan bir tanesi en azından soy gazdır ya da ikisi soy gazdır ya da ikisi metaldir. Bakalım birinci ifade diyor ki A metal B A metaldir. A'nın metal B'nin A metal olduğu zaten iyonik bağlı bileşiktir. İyonik bağ. Yani bunlar bileşik oluşturur. İki diyor ki A metal, B da metal. Bu zaten kovalent bağın tarifi. Kovalent yani bu da bağ oluşturur. Üçüncü ifade diyor ki A metal, B metaldir. İkisi metalse bunlar bağ oluşturmaz, bağ yok. Bunlar için alaşım yani karışım olur demişti. Homojen karışım e, alışımdır. Dördüncü ifade A soy gaz B metaldir. Zaten bir tanesinin soy gaz olması ya da iki tanesinin soy gaz olması bağ oluşturmayacağı anlamına geliyordu. Evet bu da bağ oluşturmaz. Bağ yok. Soy gazlar çünkü hiç kimseyle kendileriyle bile bağ oluşturmazlar. Demek ki e, bu iyonik bağ iyonik bağ oluşturmayanlar. Şöyle yazalım 3 ve 4'tür. Üçüncü soru. Nötr azot atomu kararlı hale geçmek için 3 elektron alıyor. Buna göre azot için ne söylenebilir? Demek ki 3 elektron aldığına göre son yörüngesinde 5 tane elektron olmalı ki 3 elektron alarak 8 elektrona tamamlıyor. Zaten azotun numarası 7'dir. 2 elektrona 5 elektron diye dağılır. Şöyle bir hatırlatırsak. 3 elektron aldığına göre azot eksi 3 yüklü bir iyondur. İyon Tabi anyondur burada. Bakalım neleri değişiyor. Proton sayısı değişmiştir. Şimdi hiçbir e, elektron alış vermede protondan bahsetmiyoruz. Adı üstünde elektron alır verir diyoruz. Çünkü proton ve nötronlar çekirdekte olduğu için ve biz sadece yörüngeler üzerindeki elektronlar üzerinde oynama yaptığımız için protonlarımıza ve nötronlarımıza bir değişiklik olmaz. Proton sayısı değişmiştir. Yanlış bir ifade. Katman sayısı değişmiştir. Baktığımız zaman 2 elektrona 5 elektron diye dağılıyor. İlk başta böyleydi. 2 katmanı var. 1. katman, 2. katman. Sonra 3 tane elektron alıyor. Burayı 8'e tamamlıyor. 2 elektrona 8 elektron oluyor yani. E baktığımız zaman yine bir katman, 2 katman. Demek ki katman sayısı değişmiştir. Yanlış. Çünkü sabittir. 2 katmandır yine. Elektron sayısı artmıştır. Adı üstünde elektron alıyor diyoruz. Evet elektron sayısı 3 tane artmıştır. Doğru. O yüzden cevabımız yalnız 3. Yalnız 3. Bir asit bas sorusu. Diyor ki 3 kaba ayrı ayrı şekildeki turnosol kağıtları batırılıyor. 1. Ve, birinci ve 2. kaplarda renk değişimi olurken 3. kapta renk değişimi olmamıştır. Buna göre Kaplardaki sıvıların asit baz olarak sınıflandırın. Kırmızı turnosollar batırılmış. Burada 1 ve 2 de renk değişimi olduğuna göre demek ki bu kırmızı turnosollar maviye dönmüş. Mavi. Evet bu da maviye dönmüş. Mavi. Üçüncü de renk değişimi olmadığına göre mavi olan turnosol kağıdı mavi olmaya devam etmiş. Mavi kalmıştır. Asit bazlarının özelliklerini hatırlarsak kırmızı turnosolu maviye çevirenler bazlardı. Baz demek ki birinci sırda baz var. Kırmızıyı maviye çeviren baz demek ki ikinci sırda baz var. Ve bazlar mavi turnosol kağıdının rengini değiştirmez. Yani yine mavi kalır. Bu da bazdır. Aksi durumda zaten burada bir asit olsa bunu kırmızıya çevirecekti. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama ilk başta ne olduklarına çok bakmayın. Sonuç olarak mavi yapıyorsa bazdır. Kırmızı yapıyorsa asittir. Neyin batırıldığının çok bir önemi yok. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü kap baz bulundurur. Evet bir grafik sorusu. Madde miktarının zamanla değişimi grafiğe. grafikte verilen tepkimenin denklemi nasıl olabilir diyor. Grafiği önce bir okuyalım. Dikkat ederseniz X, Y, Z 3 tane elementten ya da bileşikten bahsetmiş. Ne olduğu tam belli değil grafiğe göre. Baktığım zaman 15 gramlık bir madde giriyor. Bu madde X ve 0'a kadar iniyor. Yani 15 gramı tamamı kullanıyor. Demek ki 15 gram X kullanılır. Kullanıldığı da miktarının azalmasından anlıyoruz. Zaten 15 gram girmiş sıfıra kadar inmiş. Bakıyorum 10 gram Y ye girmiş sıfıra kadar bitmiş. Demek ki 10 gramda Y kullanılmış. Baktığımız zaman şurada Z'ye dikkat edersek sıfırdan başlamış. Ve 25'e kadar çıkmış. Demek ki 25 gram Z oluşmuştur. Oluşur. Şimdi tepkimede kullanılanlar bu ikisi girenlerdir oluşan ise ürünlerdir. Ürün. Demek ki baktığımız zaman X artı Y tepkimeye giriyor ve sonuç olarak Z oluşuyor. Eğer bize maddenin miktarlarıyla ilgili soru sorsaydı 15 gram X girmiş, 10 gram Y girmiş. Zaten maddenin korunumu yasasından biz Z'nin 25 gram olduğunu da bulabilirdik ya da herhangi birisi birisi verilmediği zaman da bunu yapabiliriz. Evet, hangisi yanma tepkimesi değildir? Biz tepkimeleri anlatırken yanma tepkimesini bulmalısı en kolay tepkimelerden demiştik. E çünkü bir herhangi bir madde sadece oksijenle tepkimeye girmeli. Örneğin burada olduğu gibi, örneğin burada olduğu gibi ve burada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi herhangi bir madde oksijenle tepkimeye girmiş. Sadece oksijeni bulmamız bizim için yeterli. Bunlar yanma tepkimeleridir ama baktığımız zaman İlk tepkime de girenler arasında oksijen yok. Zaten bu bir bazdır. Bu bir asittir. Bu bir asit baz tepkimesidir. Oluşan da tuz ve su oluşmuştur. Hangisi değildir dediği için A şıkkını alabiliriz. Evet başka bir soru. Daha önce TEOK'ta bu tarz sorular gelmişti. Tanecik modeli ile ilgili sorular. Kimyasal tepkime tanecik modeli olarak gösterilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakıyorum önce inceliyorum. 3 tane mor atom giriyor. 6 tane yeşil atom giriyor. Farklı bir dizilim, farklı bir birleşme. Ve ondan sonra yine 3 tane mor ve 6 tane yeşil atom çıkıyor. Yeni bir madde oluşmuştur. Baktığımız zaman bu moleküller bozularak yeni bir molekül oluşmuş. Evet bu yeni bir madde oluşturunu anlamına gelir. O yüzden birinci ifade doğrudur. Atomların cinsi değişmemiştir. Gördüğünüz gibi morlar girmiş ve morlar çıkmış, yeşiller girmiş ve yeşiller çıkmış. Değişmemiştir bu ifadede doğru. Atomların sayısı değişmemiştir. Zaten bu kimyasal tepkimede korunan maddelerden biridir ama isterseniz sayabiliriz. 3 Burada da 6 tane var. Demek ki 9 tane girmiş. 3, 6 ve 9. Demek ki 9 tane de çıkmış. Değişmemiştir. Bu da doğru. Yani cevabımız şöyle diyelim. 1 2 3 doğrudur. Evet bugünlük sorular bu kadar.